yaş dolar korumasın vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakam olsun sen hep beraber. Sen kal bu gece vay aman. Umudumsun sen. Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman. Güneş doğdu gideceksin vay aman. Bırak ay gitsin. Sen kal bu gece vay aman. Umudumsun sen. Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman. Güneş doğdu kurumasın vay aman. Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman. Umudumsun sen. Evet. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Böylesi bir izdiham yaptığınız için sizlere kızıyoruz. Niye? Niye diye sorun abi. Abi bizi fazla şımartıyorsunuz. Biz şımarıyoruz o zaman. Bak hemen elimi kolumu bağladım. E daha ne var ne yok? Evet. Ömür boyu siz de biliyorsunuz ki bizler şımarmayız. Çünkü şımarık yetiştirilmedik. Bizlere öyle hareketler öğretmediniz ve öğretemezsiniz. Çünkü sizler uysal, duygusal, dengesi güzel, muhabbeti güzel, sohbeti güzel insanlarsınız. Bizler ne öğreneceğiz? Evet, şimdi programımıza başlıyoruz. İbo Show'a, İbo Show'a hoş geldiniz. Hoş da bulduk ayrıca. Nasılsınız, iyisiniz değil mi? Evet. Şimdi karanfil kızımızı çağırıyoruz ve programa sohbete devam ediyoruz. Karo! Kız! Karanfil! Hop! Pişt! Zırt! Ha. Gel bakayım gel. Neredesin? İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Sen hangi işte ustasın çocuğum? İnşaatlarda ustayım. Yakında da türkücü olacağım tıpkım senin gibi. Sen inşaatlarda çalışırken dans edermişsin duyduğuma göre. Ne? Dans edermişsin. İnşaatta dans. Evet, o sırada Tolga'nın dans grubu geçmiş oradan. Sana kartını uzatmış, sen de yok ben almayayım. Ben gazinocular kralını bekliyorum demişsin. Yani bunu bizzat benim ağzımdan duymuşlar ve de söylemişler. Ben bilmem, yalnız ben kararlıyım. Hazır İbo enflasyonu başlamışken ben de
Bayan İbo olacağım. O nasıl oluyor? Nasıl olacak o? Hani var ya. Kim var ya? Küçük İbo, Ortanca İbo, İkiz Larç İbo. Larç İbo, Larç. Ben. Ben de Bayan İbo. Bayan İbo. Olacağım. Ya bu küçük İbo var ya. Evet. Senin tahtını fena halde zorlayacağa benziyor. Neyi mi? Tahtını. Zaten elinden... her gelen bir izleme şey yapıyor böyle, tahtı sallıyor, bir türlü şey olmuyor. Nasıl bir tahtsa. Ben de küçük karanfili yetiştirmeye karar verdim. Küçük karanfili yetiştireceğim. Hangi kanalı açsam? Küçük İbo. Bıktım vallahi ye. Geçenlerde buz rolündeydi. Kim küçük o? İbo, küçük İbo. Ne rolündeydi? Buz. Niye? Donmuş muydu? Tabii. Hani var ya, buzlar konuşuyorlar reklamda. Bıdı 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 bir şeyler söylüyorlar. Nasıl yani buzlar? Konuşur mu? Konuşur. Niye? Burası konuşan Türkiye. Diyorsun. Kuşlar da konuşur, geyikler de konuşur, buzlar da konuşur. Kuşlar, buzlar, buzlar. Nasıl konuşuyorlar bu kuşlar, buzlar? Ne bileyim, ben öğretmedim herhalde. Bir konuşmayanlar şu papağanlar. Şu papağanlar konuşmuyor bir. Hani o reklamda var ya. Hangi reklamda? Adam papağanlara öğretiyor hani tırr bip, tırr bip, tırr bip yapıyor hani. İbo abi, sen de yapabilir misin öyle? Neyi? Tırr bip. Hazır ol da bekleyeceksin. Ben sana şimdi bir tırr bip şey ettiririm. Sen de şaşırırsın. Anladım kızım, anladım. Sen şu küçücük kafanı yemişsin bak. Aslında kutu gibi bir kafam var. Niye bu kafayı yedin onu anlamadım. Bana bak, benimle konuşurken lafına dikkat et. Niye? Bu Samatyalı cinayettin denilen adam var ya. Kim? Benim Samatyalı cinayettin. Benim uzaktan akrabam olur. Aloğlu, Aloğlu. Senin Haloğlu olur. Tabii. Tabii. Memleket havalarını özlemişim. Sen bu Şener Şen'den bahsediyorsun çocuğum. Çok reklam seyrediyorsun. Yalnız o biraz farklı katil. Nasıl? O insanları kurşunla ve bıçakla öldürmüyor da gülmekten öldürüyor. Şimdi... bittiyse reklam fastım, şeye döneceğim, konuklara. Hop! Reklam bize ters iş. Dediler abla, bu talk show sana uyar. Dedim hop, talk show bize uymaz. Yok, yanlış anladın abla. Bu İbo show dediler. Tamam o zaman dedim. Pat atladım gittim stüdyoya. Baktım hepsi okumuş çocuklar. Kimler bunlar? Yalnız. Yalnız biri hariç. Merak ediyorum, seni ne yapayım, kıyım kıyım mı doğrayayım? Her şeyde suratma niye bakıyorsun? Başka biri yok kızım, ben varım. Ali Desidar oldu başıma. Canım. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bu program dinleniyor. Tıpkı nasıl? Mesut Yılmaz gibi. Kızım, siyasetin ne işi var şimdi burada? Nasıl dinleniyor? Sen duymadın mı o haberi? Son haber. Hangi haberi? Mesut yok. Yılmaz'ı dinleyen herifler sinir krizi geçirip hastaneye kaldırılmışlar. Neden? Adam o kadar az konuşuyor ki çıldırmışlar. Sen her şeye rağmen karışma bu işlere. İbo abi, ben içeri gidip bir bakayım. Belki biz de dinliyorlardır. Gizli mikrofon falan var. Ne alakası var burası siyaset meydanı mı? Ama sonra bu söylediklerimizi duyanlar olursa başımız yanar. Kıçımız yanar. Falan yani. Evet. 70 milyon insan bizi izliyor. Ne olacak ki, değil mi yani? Allah Allah. Allah Allah. Buldum mikrofonları. Bak bunlar gizli değil. Resmen alenen dinliyorlarmış bizi. Alenen. Kızım gel oynatma. Temiz toplum istiyoruz. Temiz İbo Show. Temiz stüdyo. Hadi bakın parmağını. Hayır. Senin yine bu parmağını kızım. Onlar şeylerin kemalları, mikrofonları. Be. Gel şimdi git kurulana çağır. Temiz toplum. Temiz mikrofon. Pardon. Temiz papağan. Temiz şey. Temiz İbo. Temiz İbo. Küçük İbo. Büyük İbo, Ortanca İbo. Large İbo. Çok pardon. Evet. Ben de tırlattım mı? Tır. Bip oluyor. Evet. Gel buraya. Şimdi. Efendim. Bu akşamki konuklarımız
tırtlayacaklar. Yani sazlarıyla. Sazlarıyla. Sazları var. Bir de bu gelecek İbo ne İbo? Bu güzel İbo. Ne söylesek kabahat bu herife de ya. Tükür alam tükür, ben alıştım. Güler Duman. İbrahim Erkal. Ve de Yudum. Bu Yudum. Bu Güler Duman. Sen de böyle yanıma alayım İbo. İlk defa yanıma erkek alıyorum. Hoş geldiniz diyorum bir. İlk defa böyle iki tane bayan. Ben artık bizim saza dedim benim bağlamaya. Dedim sen işi bırak, bu işe hanımlar el attı. Artık bağlamaları erkeklerden hemen hemen iyi çalıyorlar. Aslında her günün kokusu ayrıdır da. Yani hemen hemen iyi çalıyorlar gibime geliyor. Sen ne diyorsun İbrahim? Benden iyi çalıyorlar. He? Benden iyi çalıyorlar. Benden de iyi çalıyorlar. Efendim tamam. Yudum bizim yeni kızımız. Aramıza yeni katıldı. İbo Şova da ilk defa katılıyor. Ve sanat camiasına da yeni katıldı. Diyor ki Güler. Bu kadar da diyor gelir de benden abla şu türküyü söyle, abla şu türküyü çal, usta bunu çal falan filan diye şey ettiriyordun sen. Bu o mu? Hı hı. Yudum, siftahı senden yapalım. Ne söyleyeceğim bize? Söz ve müzik Serdem Coşkun'a ait, düzenleme İbrahim Erkal'a ait. Yanıyor yüreğim. Yanıyor yüreğim. Evet. Başta bir açış yapayım. Peki. Biraz dolan. Dolan. Toprağa
Siftah Kişioğlu'ndan bereket Allah'tan derdi babam. İlk böyle kebabı ciğeri sattığı zaman birine. Anladınız mı Kişioğlu? Anlaşıldı peki. Siftah Kişioğlu'ndan bereketi Allah'tan derdi yani. Bereket de Allah'tan. Şimdi sen de Siftah Kişioğlu'ndan bizden ettin. Bereketi de Allah'tan olsun. Allah şansını açar olsun. Amin hepimizin. Sen ne kadar zamandır bu işin içindesin? Ne yaparsın? Ne edersin? Nereden düştün bu tuzaklara? Ben bu kasetçiler tuzağına nereden düştün? Onu da anlatayım. 10 senedir bağlama çalıyorum. Babamın zoruyla başladım bu işe. Ondan sonra severek devam ettim. İlkokuldan sonra Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim. Şu an üniversite 2 öğrencisiyim. Notayı biliyor musun? Tabii. Lan bir günde Allah için biri desin ki hayır bilmiyorum vallahi. Sen de biliyorsun. Mecbur. Ya ayıp değil mi yani insan adaşı bilirse o bilmezse. Ne kadar ayıp bir şey ya. Ben bilmiyorum ya. Yani bilmiyorsun gibi. Ya biliyoruz. Biliyoruz. Ben katma. Biliyorum de. Biliyorum. Ha biliyoruz diyor. Olsun ya senin tecrüben yeter. Öyle mi? Sesin yeter ya. Şimdi İbrahim Erkal biliyorsunuz son zamanlarda kendi kendini artık iyice ne göstermeye başladı. Uyuz da oluyorum duygulara. Pendikli dostlar adına İboşova bir çiçek gelmiş. Bu bir. Evet. İki karanfil gönderdi. İbo hariç diğerleri de. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Onun için karanfil. Onlardan almasam da olur. Teşekkürler. Size de bir iki tane verebilir miyim acaba? Ay pardon çok özür dilerim. Alın. Şöyle alın. Aa. Ya ev programda sana bu kalıyor. Ne yapacağız şimdi ya? Allah Allah. Ver kızım, ver kızım, ver. Sona kalan buna kalır.
Yani bu kadar basit. Ne diyorsun sen şimdi? Ne geldin? Reklam, reklam. Bu ben bahaneleri bırak. Direkt geleceksen reklama gel. Habire her şey bir şeyi bahane diyorsun. Allah Allah. Kim söyleyecek reklamı? Şarkıyı söyleyen abla söylesin. Reklam. Ne kadar ince öyle. Biraz dolgun söyle. Reklamlar. Nerede kalmıştık bu yibolardan? Hoşnut olmaya başladım. Reklam bittikten sonra. Reklamdan önce böyle düşünmüyordum ama. Sen hangi İbo sınıfına giriyorsun İbrahim? Ortalarda bir de dolaşıyorsun. Son günlerde biliyorsunuz efendim. Besteleriyle olsun. Sesiyle ve yorumuyla. Sesinin güzelliği, yorumu ve fiziğiyle. Hepimizin gönlünde hemen hemen. Ben dahil herkesin gönlünde taht kuran bu güzel kardeşimizi. Yürekten bir alkış rica ediyorum. Bir. İkincisi. Şimdi bize canlı mı söyleyeceksin? Yoksa? Önce bir canlı okuyalım. Ne? Yalnızım. Bu son hiç televizyonda da pek okumuyor. Bu son kaset. Peki gel. İbrahim Erkal, bizlerle canlı canlı, etli kanlı canlı ve yalnızım. Bu, bir dakika ya. Bu benim okuduğum yalnızım olmasın? Kırk yok, kız. Yok hocam. Bu seninki mi? Bu benimki. Seninki peki. Yalnızım geceden yalnız, yalnızım zamansız. Umudum yok, vaktim dar, gönlümde bitmez arzular. Gittiler birer birer. Gittiler, terk ettiler, vefasızlar, hayırsızlar. İçim yanar, ciğerim sızlar. Yaktılar yüreğimde, vurdular. İmansızlar, Allah'ından korkmayan kullar. Kitapsızlar, imansızlar. İçim yanar, ciğerim sızlar. Yalnızlık, yalnızlık Allah'a mahsus. Benim ne haddim? Ona gitsem, buna gitsem. Yahu kim ağlar? Senin yerine, benim yerime, onun yerine. Kim ağlar? Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ezdiler yol yerini, sattılar pul yerini. Kime gitsem, ne söylesem,
kim yanar benim yerime? Gittiler birer birer, gittiler terk ettiler. Vefasızlar, hayırsızlar, içim yanar, ciğerim sızlar. İçim yanar 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 ciğerim sızlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sazı iki kere patlattı. İmansızlar. Aslında bak cinas da var. İmansızlar. Hem imansızlar hem imansızlar. Bir daha alkışlıyoruz. Bir daha, bir daha, bir daha. İbrahim. Sen ne çalardın? Bağlama, ut. Ut falan çalardın. Ne falan. Peki bu şarkılarını yaparken hangisinden faydalanıyorsun? Hangisinden daha şey? Vallahi hocam hepsinin ayrı bir tadı var. Yani neyden daha farklı şeyler alıyoruz. Son zamanlarda bu orklar daha bir kolayımıza geliyor. Ritmini de duyuyoruz. Ritmi, evet, ritmi falan da duyuyorsun. Kolaylık. Kolaylık oldu. Evet. Bir de duygu varsa, duygu da varsa işte bitti. Sende duygu var değil mi İbrahim? Birazcık var. İbrahim'in çok güzel şarkıları var. Bir de sağa sola da veriyor. Kıyak yapıyor. Sanatçı arkadaşlarını da destekliyor. Mesela kızım, Yudum kızımız sizden birlikte herhalde şimdi. Tabii, beraber evet. Çalışıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şimdi Güler. Almanya'dasın, Almanya'da kalıyorsun. Onu herkese söylemiştik, İboşoğulları da söylemiştik. Sağ ol, gene bizi kırmadın, atladın uçağa geldin. Oradan buraya kadar geldin, kafanda ne tasarladın? Yani uçakta gelirken... Ben aile ortamı gibi gördüm ama burayı. Saz arkadaşlar olsun, vokalist arkadaşlar olsun. Ben artık sevdim üçüncü sıcak programı. Sıcak sıcak bilgi. Üçüncü program bu. Ben mutlu oldum. Hem ailemi gördüm, yakınlarımı gördüm. Üç gün içinde geliyorum ama çok dolu dolu sevgiyle gidiyorum. Mutlu. Peki bize ne söyleyeceksin Sayın Duman? Rıza Ergin'den. Bize Duman et, Duman. Ne? Rıza Ergin abimin sözünü yaptı. Almanya'da yaşıyor kendisi. Müzik bana ait. Her an özlüyorum seni sevdiğim diye bir eser okuyacağız. Mikrofon senin. Ve Güler Duman diyoruz.
kızımıza teşekkür ediyoruz. Güzel kızımıza teşekkür ediyoruz. Efendime söyleyeyim. Bu yeni bir türkü herhalde. Bu devranın içinde bu. Bu devranın içinde mi? Hı hı, bu devranın içinde. Müzik bana ait. Söz Rıza abimize ait. Bu kız bela bir kızdır ha. Bugün böyle evde oturuyoruz. Derya Hanım falan. Dedi ki ya bir tane bir kız çıkmış. Hele aç aç dedi, bu kralı aç kralı. Aç dedi, belki ona çıkar. Nedir dedim ya, kim? Bu dedim mezar bilmem ne, gurbet burbet bilmem, sazım mazım, duvar muvar diyor, bir şey diyor. Bir baktım, açtık tesadüfen. Sanki öğretmemişler gibi. 10 dakika 15 dakika beklemedik. Bir baktım şırak dedi, bu kız çıktı. Ama ya Rabbi. Ama ya Rabbi, ama ya Rabbi. Bu nasıl bir şeydir ya? Biz başladı mı karşılıklı? Namusun mu? Karşılıklı başladı ağlamaya. Nerede o türkü? Türkülerle gömün beni. Vay 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 vay. Küçük bir şey buradan sana, küçük küçük böyle az. Sazımı asın duvara, yalnız kalsın battı kara. Vasiyetim tüm dostlara, türkülerle gömün beni. Yudum Hanım. Efendim. Yudum Hanım, sen de bizi böyle yudumlayacak mısın? Yudumlayacağım. Sever misin Güler Duman'ı? Çok. Ha? Çok seviyorum. Ne kadar? Hani çocuklar der ya, o kadar. Çok büyük. Ha? Çok fazla seviyorum. Ne anlatır sana mesela? Yaptığım müzikle olsun, kişiliğiyle olsun her şeyi anlatıyor yani, kendini gösteriyor. Benim anlatmama gerek yok. İbrahim. Güler, koç. Biz bize biraz methedakla, onlar birbirine yaf çekiler, bir de ben methedecek birbirini başlayacaktım, hemşerim dedi ya. Onu ne methediyorsun zaten, ona yetiyor. Güler'e methedecek. Ya İbrahim ne kadar yakışıklısın ya. Onu toprak şey toprak çekiyor, onu. Sen de bir şey söyle bana. Senin yakışıklılığından. Estağfurullah ya İbrahim, vallahi çok. Sen boyun da 1.82 falan değil mi İbrahim? Aşağı. Biraz da biz birbirimizi methedelim. Evet, şimdi ben de İbrahim kardeşimizle mikrofonu alsın eline. Sevgili İbrahim Erkal'ın son kasetimizin adını verdiğim bir türküyü Ben de isterim isimli, biliyorsunuz sözü de müziği de ona ait. Evet. Yani yana, ben de isterim diyoruz efendim. Mehmet dinlemem. Ben de isterim elma yanaklardan, ben de isterim kiraz dudaklardan. Yetim miyim, öksüz müyüm? Yetim miyim, öksüz müyüm? Ben de isterim. Sevgilisi var benim, kollarım neden bomboş kaldılar? Ağlara sevdanın çiçekli dalları, bana da sevdanın dikenli yolları. Ey ben anlamam, anlamam. Ahmet Mehmet dinlemem. Ben de isterim elma yanaklarda, ben de isterim kiraz dudaklardan. Yetim miyim, öksüz müyüm? Yetim miyim, öksüz müyüm? Ben de isterim elma yanaklarda.
kiraz dunaklardan yetim mi yem, öksüz mü yem? Yetim mi yem, öksüz mü yem? Ben de isterim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yudum. Efendim. Sen şimdi bir taklit maklit bir şeyler yapıyor musun? Duyduğum dedikodulara göre. Öyle bir şeyler var mı? Yok mu? Sazına sazı. Ey ahali şu mikrofonu ver. İbrahim. Al. Kimin taksini istiyorsunuz? Mesela. Hocayı hoca. Harisa. Arif hocayı. Ne Arif sana mı taklitini yapıyor? Eyvah eyvah. Ne siz? Ben şunu söylemek istiyorum yalnız. Arif Sağ benim çok saygı duyduğum bir insan. Onun hoşgörüsüne sığınarak, yani taklidini değil, onun sunduğu güzellikleri sizlere sunuyorum. Fark etmez, boyu benden kısadır istersen. Şöyle, şöyle iki kafa, ancak kafalarım göğsünde kalır. Buraya yetişmez. Biz Arif Sağ hocanın hoşgörüsüne sığınarak tabii ki. Ayrıca taklidi yapılmayan sanatkar ve siyaset adamları bence bir şeye ulaşamamış demektir. Lise kimin taklidi yapılıyorsa o zirvededir demek. O ne? Hayır hocam, dün bizi mahvetti hocam ya. Sazı, al sazı. Eyvah. Şimdi Arif Hoca böyle biliyorsunuz dağıtkan bir insan. Ben korktum bundan. Bu bizim yani ortalığı dağıtan bir insandır. Bir de Ankara'yı dağıttı hocam. Allah aşkına. Gece vardı Ankara'da. Yine mahvetti. Hepimiz. Yani orada mı oradan sonra mı? Orada ve oradan sonra. Ha, oradan sonrası önemli. Orada bir şey olmaz. Orada protokol vardır. Oradan sonrası. Oradan sonrası. Tanıştırayım dayım. Merhaba canım. Dayısı. Nerede bunun ayısı? Böyle olduğuna bakma. Köprüyü geçtikten sonra ayı oldu. Yani ayıya dayı oldu. Dayıya ayı oldu. İşte hangisiyse o. Karşıdan geliyorduk beraber. Buyurun canım, dayınla beraber. Dayım araba kullanıyordu. Köprüyü geçtik. Bir döndüm. Ana bir baktım dayım ayı olmuş. Dayı. Ne hallere düştün sen? Sonra düşündüm, köprüyü geçtikten sonra ayı oldu bu herif. Böyle taşıyoruz işte. Daha önce nasıldı merak ediyorum. Bayağı adamdı. Seni gibiydi işte, sonra böyle oldu. Olmadı. Karanfil. Reklam, reklam. Vallahi. Hakikaten söylüyorum. Kızım gel buraya. Habire sana bir şey tam yapacakken reklamı sokuşturuyorsun araya. Hıncımı alayım bir dakika. O senin dayının. O aynen. Tüle, tüle. Hadi be. Ayısı ve dayısı. Teyzesi reklam söyle. Reklamlar. Şimdi bu Palandöken dağları vardır. Doğrusun. Çok iyi. Bilirsen mi? Çok iyi biliyorum. Sen esas neresin? Erzurumluyuz. Övmek gibi olmasın.
Bak ciğer dayanamadı yine söyledim. Demin söylemedim çünkü söylemiyordum. Olur. Ya İbrahim şunu bir çıkar ya. Sıkıntı bastı beni ya. Biraz beyaz görünsün ya. Kara kara kara. Hah. Hadi gel Erzurum'a gel. Erzurum yakşı güzel. Talan dükkana hizmet ben edelim. Ben Erzurum'a biliyorsunuz efendim soğuk Erzurumludur ama Sivas'ta kalır kendileri ikametgah ederler. Esas soğuk Erzurumludur. Evet. Yani soğuğa sorarsan nereli? Erzurumluyum ama aslen Erzurumluyum. Fakat Sivas'ta ikametgah ediyorum. Yani karnım nerede duyuyorsa demek orada karnım duyuruyor. O soğuk. Karınız güzeldir. Dağlarınız güzeldir. Ve bu güzelliğe bir de şey eklendi biliyorsunuz. Palandöken dağlarına. Turizm. Turizm eklendi ki şimdi yani hemen hemen şeyle yarışıyor. Uludağ'la yarışıyor gerçekten. Çok peki senin bir kasette bir tane türküm var. İşte onu gündeme getirmek için. Çünkü bizim oranın halkı çok fakir. Hiçbir şey yok. Yani herkes bu tarafa göçmek zorunda kalıyor. İstese de istemese de. Yani oranın halkına bir şey olsun. Bir... Tabii katkıda bulunursun. Parası yok, pulu yok. Yani ne için bunu yapıyorsun? Giden turistler oradaki bakkaldan bir şey alsın, manavdan bir şey alsın. Yani halka faydası olsun. Biraz para görsünler, şey yapsınlar. O iyi oldu diyorsun o. Bir nevi memlekete hizmetimiz olsun bizim. Şimdi İbrahim anlayamadım. Orada sen mi şeyi açtın onu anlamadım. Yok ben klip çekeceğim orada. Ha klibe gidiyorsun oraya ha anladım. Erzurum'da mı çekeceksin? Erzurum'da falan dükkan. Peki İbrahim dikkat et. Buraya seni sağlam gönderir. Ayağı kırık mırık gelmeyesin. Zaten biz zor gittik geldik konserde çok fazla. İzdiham oldu evet. Duydum onu okuduk. İlk gidişim. Evet Erzurumlu kardeşimizi, Dadaş'ı, Dadaşların Dadaş'ını alkışlıyoruz ve de gel. Ve de İbrahim kardeşimiz, ben kasetini dinledim. Çok güzel bir türkü var. Hadi gel Erzurum'a gel. Erzurum yakşı güzel. Çok güzel bir türkü gerçekten. Onu dedim senden başka birini okuyacaktı bir parçayı. Dedim ki bunu oku, benim için oku. Ama inanıyorum ki sizler de seveceksiniz. İbrahim Erkal ve Erzurum. Teşekkür ederim. Şimdi benim bir tane arkadaşım vardı. Benim canım ciğerimdi. Kolum, elim, gözüm ne derseniz deyin. Rahmetli oldu. Buradan rahmetle anıyorum. Adı Halil'di. Derdi ki bana, güzel bir şarkı çabuk biter. Kötü şarkı da nalet gelsin. Dinle dinle bitmez. Vallahi bazı öyle kötü şarkılar var ki uzun bir de bir saat. Bak şimdi bu da tatlı ya. Şak bitti. Bazı şarkılar hızlı giderken... Bu da, birden... bu da senin mi İbrahim? Bu da benim hocam. Başka neyin var eşyalarıyla? Yok eşya... Şimdi Emin tahtası var benim arkadaşım. Dedi ki karşılaştığımızda 3-4 senede bir karşılaşırız. Şu anda yanımda sağ olsun. Dedi ki Habibim eşyalarıyla neyi var? Dedim ki işte şu var bu var falan. Daha bir şey yokmuş. Aradan 1-2 sene geçer gene Habibim eşyalarıyla neyi var? Hoca bu var şu var. İs. Bizde öf derler yani şimdi. Bizde is derler böyle ıslık gibi. Şimdi sen de aynı adamım. Eşyalarda neyi var? Mesela evi var. Ev var. Başka? Bir tane de araba var. Başka? Başka hiçbir şey. Çık çık. Yok yok. Başka şarkılardan ne eşyaları var? Şarkılarım var. Müzik aletlerim var. Udum var. Bağlamam var. Zurnam var. Kendine ait bir odan var mı İbrahim? Var hocam. Orada çalışıyorsun. Orada çalışıyorum. Keyifli mi? Tabii. Peki çalışırken yanında birini ister misin veya istemez misin? Çok kez yalnız olurum. Yani beni rahatsız etmeyecek kişi oldu mu olur ama böyle yalnız candan, kalmayı tabii. Hani böyle konuşması batmaz. Arada sırada duracaksın, konuşması... anlatacaksın onun yüzünden bir şeyler yani beğenisini ya da beğenmediğini bile. Bayağı tek olması fark etmez. Değil, dost değil olsun yeter. Yani güzel konuşsun, tabii. Güzel baksın, güzel tabii. Anlatsın. Tabii. Ya bir de iğne gibi batırırsa böyle batarsa? Yok onu dışarı at. Nasıl dışarı böyle? Aranızda İbrahim var mı? Bir tane mi? Topu topu. Bunlar iki tane. Peki senin nasıl durumun? İyi. İyi. Hanımından memnun musun? Güzel. Şu anda yanında mı? Hanımım mı? Yok bekar. İlk önce güzel soru bekar. Hazır sırası geldi. Hocamın bir sözü var. Sözüm var hocam. Ne? Akşı bekarlık dedim programında söyledim. Tamam dedi vereceğim dedi. Ondan sonra ben de isterem yaptım biliyorsunuz. Hayır. Götürdüm hoca duysun. Hayır bir dakika şimdi. Bekarımı yaptım bir şey olmadı mı?
Yani o programda söyledin olmadı. Oldu. Yani. Canım olmaz mı? Hocam oldu da evlendireceksin şimdi sen beni. Yani şimdi baktın ki olmuyor. Ben de isterim bu sefer. Ben de isterim yaptım. Ne istiyorsun? Nasıldı? Ahşap Bey. Onu kim yapıyor o klipte? Yap bakayım. Ben edeceğim. Daha etkili mi bu? Böyle oldu mu? Çok mu istiram oluyor? Tabii. Böyle böyle olduğu zaman çok istiram mı? Bu biraz istemek gibi olmadı. Toz silkeler gibi oldu. Yudum. Efendim. Gel bakayım. Onu canlı söyleyeceksin değil mi? Evet. Ver. Yok. Ha cansız. 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 Peki gel bakayım yanıma. Gel. Senin boyun posun nedir? Bir ölçü al bak hele. Ne var ne yok? Topuklular var o yüzden uzun görünüyor. Niye? Yok topuğun senin küçük. İyi yırttık. Ne söyleyeceksin bize? Sen de gidersen eğer. Yani o da giderse tam ayva yiyecek. Evet hocam. Yok değil. Allah beterinden saklasın. Kimse gitmez. Herkes evinde kalsın kardeşim. Hayret bir şey ya. Yudum. Sen de gidersen eğer. Ya Yudum. Bu senin ilk televizyon programın mıymış? İlk. İlk defa senin programın. Kız bu program çıkıyor. Yayınlanmadan başka bir yerde gidip çıkma ha. Yok kimseye çıkacağım. Çok şanslı hissediyorum kendimi burada çıktığım için. Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Ne demek? Şanslı biziz. Sizler gibi yenileri yanımızda görüyoruz. Yeniler, yeniler, yeniler. Habire yeniler dinlemeye başladık bugünlerde. Eskiler söyle ne söyleyecek? Yine Rıza Ergin'e ait söz. Müzik yine benim. Özümü bağladım pirin yoluna. Niyaz ettim sahavana ve sonuna diyoruz. Peki. Senden başka bir pir daha seçemem. Sen Ali'sin ben senden vazgeçemem. Senden başka bir pir daha seçemem. Sürdüğümüz erkan yolumuz sensin. Bizim kanadımız kolumuz sensin. Sen Ali'sin ben senden vazgeçemem. Senden başka bir pir daha seçemem. Sen Ali'sin ben senden vazgeçemem. Senden başka bir şah daha seçemem. Sen Ali'sin ben senden vazgeçemem. Senden başka bir pir daha seçemem. Şimdi o sakallı beyefendinin ben ona inanıyorum. Ya, samimi söylüyorum. Şu kadar bir şey söyle bakalım nedir o şarkı? Tamam. Hem Müslüm abi sen de hemşehrin abi. Almanya'da birlikte aynı kentte oturuyoruz. Seni çok candan seven, sürekli destekleyen insanlar. Böyle hayranların, böyle hemşehrin oldukça biz nasıl Erzurum'uyuz birbirimizi koruyoruz ya. O sırtın hiçbir zaman yere gelmez. Bir gözüm. Peki. Akortum gitmiş ama peki. Açma zülüflerin yar yar yerlere kal.
senin zülfün benim, benim telim değil mi? Bülbül figan eder, eder güllere karşı. Gülüm değil mi? Yudum! Yudum hemen cevap ver Yudum! Efendim? Hemen bir tane cevap ver kız! Kız cevap ver kız! Bir seher vaktinde indim bağlara. Bir seher vaktinde indim bağlara. Öter şeyda bülbül dil yar evlenir. Bakmaz mısın sinemdeki yaraya? Derdimi söylesem dil yar evlenir. Bakmaz mısın sinemdeki derdimi söylesem dil yar elenir. Derdimi söylesem dil yar elenir. Teşekkür ederim. Şimdi burada Yudum. Yudum. Efendim. Yudum yağları gibi aynen. Yudum. Sponsor düşünüyorum. Yudum peki bir taklit daha bir şey yapıyor musun sen? Ne yapıyor musun abi ne? Eski Türk filmlerinde Belgin Doruk'un ses tonunu yapıyorum. Ne? Şamorum şanı konuşmak için varım artık. Aramışlar her şey bitmiştir seninle. Yani üstüm artık sen varım şanı. Artık konuşmak da işte varım. Anlamadık tam bir şey. Şimdi konuşmasaydın. Artık şamorum şanı. Konuşmak için varım. Aramışlar her şey bitmiştir seninle. Gelme işte varım artık. Arama beni. Başka kim ben yapıyorum? Çetin Akdeniz. Bağlama. He bizim hocası. Çetin Akdeniz he. İbrahim gel sen burayı çalak. Ver lan. Ver şu dedeyi. Bak bizde ne hünerler var şimdi. Başka türlü baş edemeyeceğiz. İbrahim gel sen tut. Basma İbrahim. Bas hele. O da orkestrası. Cenaze marşına döndü İbrahim. Bir şey yapak dur ne yapak? İbrahim. Oğlum sen en iyisi ne yapacaksın? Bir türkü söyledim yani iş. Akar şuna da türkü. Hayır. Biz en iyisi ne yapak bileyim sen İbrahim? Ne yapak? O da mı olmaz? He? Sen en iyisi türkü söyledim ya. Daha doğrusu. En iyisi sen canlısını söyle git ya. Vallahi ya. Deli olacağını biliyordum. Dediler İbo
bunun lahmacunu güzeldir. Dedim hop, inanmadım. Pat aldım çocukları, gittim lahmacun salonlarına. Baktım orada çalışanlara, hepsi delikanlı, buna yakışan Urfalı çocuklar. Dediler bir tat şunu, tattım. Bizzat çocuklara delirttirdim. Abla dediler, kalite okeydir. Dediler, ayak acıdır. Dedim, hop, hop, daha da acısı var. Daha da acısı var. Kendi kendine uydurursun, uydurursun, gelir burada yazar yazar gidersin. Niye şimdi gösterdiğin için bu insanlara? Ne vereceksin şimdi isterlerse senden? Senden alacağım reklam parası. Reklam saati. Reklamına gerek yok güzel lahmacun. Allah için samimiyet. Öyle mi kardeş? Ne diyorsun, ne diyorsun yani? Tattın mı sen? Hemen samimi olma istersen. Nedir mi bu lahmacundan? Bir yiyen bir daha yiyor. Biliyorsun. Bağımlılık yapıyor. Hadi bakayım ufak ufak yol al. Son yol reklam. Al. Gebertirim onları da. Ya şunu tizgin desene biraz ya, Allah Allah, Allah Allah. Kızım sen beni senin peşinden mi geliyorum zannettin? Ufaklık, lahmacun kokusuna yürüdüm. Allah Allah. İbrahim kardeş, dedim hop, reklam sırası bizde, anladın mı? Artık reklam giriyorum desin, artık. Reklamlar. Şöyle elini bir beline atayım. Elim bir burada dursun. Çünkü burası acayip oynuyor. Niye acayip oynuyor burası böyle? Şimdi oryantalde. Vücuda mı bakılır? Figürlere mi? Figürlere mi bakılır? Figürlere. Yani kalbi fesat insanlar vücuduna bakar ama gözü ve gönlü zengin olsun diye müzikle birlikte figürlerine bakar mı? Bakmaz mı? Bakar mı? Bakmaz mı? Bakar mı? Bakar mı? Bakmaz mı? Bir bakar, bir bakmaz. İki bakmaz, bir bakar. Kaç eder? Aynı ona benzettim. Sence nedir? Sence nedir? Bence figürlere bakılması lazım. Ben bir hoca olarak konuşuyorum. Nesin Topkapı'nın talebesiyim ben. Onun eğitimi altında yetiştim. Bu güzel figürleri de ondan öğrendim. Sağ olsun kendisi çok. Türkiye'de de böyle asil bir oynayan da yoktur biliyor musunuz? Nesrin Topkapı. Yemin ederim bugüne kadar böyle bir şey. Ben bir defa seyrettim. Ta Taşlık bilmem ne gazinosunda. Elinde o asası. Böyle mi güzel oynanır ya? İnsan böyle bayla bayla böyle bakıyorsun abi. Düşünemiyorsun. Kadının bacağı varmış. Göğüsleri varmış. Vücudu bana ne ya? Yani Nesrin Topkapı'yı kastediyorum. Sen kendi üstüne alma. Evet. Onun için onu da bu güzel kızımızı da bir alkışla uğurluyoruz. Dindir dindir dindir. 3-4 dindir dindir. Hepsi uyuyorlar. Dindir dindir. Peki benim dindir dindirimi siz yapın. Şeye ben de benzedi hocam. Hocam. Hocam bunlar papağanlara benziyor. Dindir. Öyle mi? Peki siz yapın. Nah. Bunlar papağanlara benzedi. Yapıyorsun yap. Şey pardon. Tırt bip. Onu yapabiliyor musun? Gülen dam, gülen dam avşar gelini. Ocağı mı yıkmışsan ocağı mı ocağı mı? Evimi başıma yıkmışsan altında kalmışım farkında da değilsen. Estağfurullah öyle bir şey yapmadım. Güzel bir uzun hava çal, güzel bir uzun hava. Peki tamam. Güzel bir uzun hava çal söyle ha. Thank you.
yolcum yoluna kurban, yoluna hayran. Selam söyle dosta benden, yara benden. Ah aman 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 aman. Ah, bir zaman yüzünün kameri sanki cennet feneri, delalımın nuruna neler çektin neleri, delalımın nuruna neler çektin neleri. Delal delal delalım, hangi derde yanalım. Delal delal delalım, hangi derde yanalım. Şu üç günlük dünyada gel beraber. Serde, serde bizim gibi yaradan var, yaradan var. Delal gönlüm dilberi, başım üstünde yeri, gözler güler ama kan alıyor içeri. Gözler güler ama kan alıyor içeri. Değerli insanlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aşağıdan Türkiye'nin en güzel orkestrasına sahipsin. Çok güzel bir orkestra. Vokalist arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Size bu sesi veren önce Allah'a, sonra da size teşekkür etmek istiyorum. Ver bağlamayı. Yudum ben. Oturmak yok, yudum. Görüyorsun. Teşekkür üstüne teşekkür söylüyor. Tabii ki ben dünyanın en şanslı. Tabii bir de ne var?
yalnız çalmak değil işte, edep de önemli, terbiye de önemli. Bu kişilerde, bu arkadaşlarımda onlar da var. Çok edepli ve saygılı çocuklar. Gittim gördüm bizzat, okeyledim anladın mı? Evet, alkışlarsak sevinirim gerçekten. Evet Yudum, son olarak bize ne söyleyeceksin? Sevgiye çok inandık. Söz ve müzik, sevgili İbrahim Erkal'a ait bir parça. Bölündük parçalar. Ne demek? Öyle bir söyledin ki sevgilim İbrahim Erkal'a ait gibi. Sevgili İbrahim Erkal'a ait dedim. Ben dedikoducuyum. Ben dedikodu yaparım. Kimse karışamaz bana. Şu an şettirebilirim yani. Ne var? Şettirebilin. Allah Allah. Sevgiye ne dedik? Çok inandık. Bunca sonra zaman dayandık. Rüzgar kırdı dallarımızı. Bölündük, parçalandık. Allah Allah, Allah Allah. Ben söylemedim ya. İbo, gel bakayım buraya. Küçük İbo falan zannettiniz. Ama dedim ya, bende bu akşam çok İbo var. Allah cezanı verecek, uyudun. Uykun geldi. Vallahi uyudu çocuk ya. Sen kimsin? Ben İbo. Kimin oğlusun? İbrahim abi. İbrahim abi mi? Allah cezanı verecek. Ulan doğru konuşsana oğlum. Sen kimin çocuğusun? Kimin oğlusun? Anlat. Babam işsiz dedi. Ulan senin baban kim? Gebertirim seni. Ulan senin baban kim? Siz. Yani emanet mi? Siz. Ya bu benim, bu Fırat dizisinde oynadığım oğlumun rolünü oynayan. Bakın bakayım ikisine benziyor mu? Gel İbo sen de gel. Gel. Karnın mı ağrıyor? O ne lan? Kıskandın. Kıskanç. Uh bunu öpüyorum İbo. Uh. Sen derdine yan. Senin filmde rolün ne? Dizide? İbrahim Tatlıses'in oğlum filmde. Ne yapıyorsun sen orada? Orada dizi çekiyoruz. Ben gece bunu 12'den sonra çalıştırmıyorum. Bir kırpoyu. Çünkü diyorum ki ağlayacaksın bir abi. Ağlamaya bak. İbo güleceksin diyorum. E biliyorsun gül, biliyorsun ağla abi ya. Lan abi yok baba. Çakarım. Ben kimim lan? İbrahim baba. Abi bugün bana baba demeyecek. Sen Allah cezanı verecek senin bu karın. 26 bölüm oynayacak. Yalnız çok başarılı, gerçekten çok başarılı. Şimdi çok uykusu geldi ve hemen hemen 7 saattir burada. 7 saati de geçti. Kaç saat oldu? Bilmem. İbo sen hiçbir şey bilmiyor musun bu gece? Uyku var. Bildiği tek şey yok. Evet. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyoruz. İbo'ya da teşekkür ediyorum. Küçük İbo'nun da karnı ağrıyor. Senden evde görüşeceğiz. Gelmedin buraya. Amanı da duman ay, duman ay. Oğlum Muhammed'im de gene bir gün duman ay. Aman ateş düştü ki yer yakar da yine oğlum Muhammed'im kimene kimene. Evet devamını devamını. Ulan Erzurumlu gelin düştün aklıma, çıkıp yollarına bakan aman yavrum aman. Vay vay. Buradan geliyor. Dara kaldım saçını örmeyi bilmez, dara kaldım saçını örmeyi bilmez. Sürme aldım göze sürmeyi bilmez aman yavrum aman gülüm aman ey. Kurma saat aldım kurmayı bilmez horozun sesiyle kakanım ah, ah bizim eller ah Anadolu'm ah. Sabah erken yarım ekmek alır götürür gün evli olmadan yer bitirir aman yavrum aman.
Yavrusunu taş dibinde yatırır, yalın ayak bostan eken ah. Ah bizim eller ah. Ah Reyhan ah, iki gözüm ah. Buyurun. Ben de uzuna bakacağım şimdi. Hadi oku. Gitti, vallahi kafam gitti. En uzuna gitti. Oku. Al gül seni Cemaken'de görmüşler. Al gülü. Siyah saçlarını tel tel örmüşler. Yar eyle, neyle, gül eyle, neyle. Hüryamda seni bana vermişler. Al gülü. Beni böyle yakar, kor gider misin? Yar eyle, neyle, güle ile. Evvel sevip sonra terk eder misin? Yar eyle, neyle, güle ile eylen. Erzurumunda daşı halayda çeker başı. Erzurumunda daşı halayda çeker başı. Oğlunu everiyor, kızını everiyor. Haynana döker yaşı, anası döker yaşı. Oğlunu everiyor, kızını everiyor. Anası döker yaşı, haynana döker yaşı. Çeker zahmet, düğünde var keramet. Evlenen çeker